Bu görüşe göre Paulus aslında Herodiyanlarla bağlantılıydı. Yani Herodes ailesiyle bağlantılıydı ve Herodiyanlardan elde ettiği çeşitli siyasi yetkiler ve ayrıcalıklar sayesinde Yahudiliğin daha ılımlı bir versiyonunu kurmak istemiş ve bu şekilde kendisine has bir Yahudilik yapmış. O da Hristiyanlık oluvermiş. Bunlar Paulus bu şekilde hem Herodiyanlara yaranıyordu hem de bir nevi Roma'nın devlet ajanı oluyordu. Çünkü işte efendim Roma sürekli isyanları bastırmaktan artık yorulmuştu ve dolayısıyla hani bir şekilde bir ajan sokuşturabilirsek oraya, o zaman bu vahşi veya işte boyun eğmeyen Yahudileri bir şekilde kendi yetkimize boyun eğdireceğiz veya daha ılımlı bir versiyonlarını ortaya çıkartacağız. Yani öyle bir şey. Yani bu soruya cevap verirken veya bu görüşe cevap verirken ilk önce biraz mantık kuralım. Bunu talep edeceğim. Şimdi farz edelim ki Paulus ajan. Bir ajan ne yapar? Ajan belli bir devletin propagandasını yapar ve değerlerini yayar. Öyle değil mi? Yani Paulus Roma ajanıysa ne yapması gerekir? İşte Roma değerlerini yayması gerekir. Roma görüşünü yayması gerekir bir nevi. Veya Herodiyan görüşü yayması gerekir. Peki madem Paulus sözde bir Roma ajanıdır, neden sürekli kendi devletini yayması ki? Yani bu soru çok önemli bir soru. Çünkü Paulus'un yaptıklarına baktığımızda taban tabana Roma'nın siyasetiyle ve değerlerine karşı zıt olduğunu görüyoruz. Örneğin, yani birkaç örnek vermek gerekirse, Kurios, Efendi, Rab, Soter, Kurtarıcı, Huios Theos, Tanrı'nın oğlu, Evangelion yani müjde kelimesi imparator için kullanılan terimlerdi. Yani imparator o dönemde Tanrı oğlu, kurtarıcı, efendi, Rab olarak tanıtılıyordu. Üstelik Evangelion kelimesi yani İncil veya iyi haber kelimesi aynı şekilde bir imparatorun tahta çıktığında kullanılan bir kelimeydi. İki bağlamda kullanılıyordu Evangelion kelimesi. Bir yeni imparator bir tahta çıktığında veyahut imparator bir zafer, askeri bir zafer kazandığında bu haberciler tarafından bir iyi haber olarak şehirlere iletiliyordu. O zaman Sezar için çok net kullanılan bir unvanları Paulus'un İsa Mesih için kullandığını görmekteyiz. Yani nasıl bir Roma ajanı bunu yapabilir? Aklım almıyor. Paulus zaten vatan hainliğiyle suçlanıyor. Elçilerin işlerine baktığımızda Makedonya'dayken Paulus'a ve yanlarına yapılan suçlama nedir? İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Yani bir dakika, hani amaç bir şekilde ılımlı bir hareket yaratmaktı, Roma yanlısı bir hareket yaratmaktı. Burada tam tersini görüyoruz. İkincisi, Roma sisteminde çok katı bir hiyerarşi vardı. 6 veya 7 sınıftan oluşan. Cinsiyet, maddiyat, sosyal statü, ırk, kölelik üzerine kurulan bir sistem var burada. Ve bu sisteme Paulus ne diyor? Galatyalılar 3'teki meşhur ayeti. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepimiz Mesih İsa'da biriz. Hayda! Yani burada Paulus'un yaptığı nedir? Burada Paulus diyor ki bütün Roma sistemini çöpe atar. Ne biçim bir ajan bunu yapabilir veya söyleyebilir? Aklıma. Üçüncüsü, Roma dünyası bir kölelik sistemi olarak kurulmuştu. Roma nüfusunun yaklaşık %40'ı, %50'si köle olarak yaşıyorlardı. Peki Paulus ne yapıyor bu kültürel zeminde? Filimon'a bir mektup yazıyor ve kaçan bir kölesi var, Onesimus. Ve Filimon'a diyor ki, yani onu sen geri al artık ama köle olarak değil, köleden üstün sevgili bir kardeş olarak onu geri al. Yani onu özgür bir kardeş olarak geri al. Yani burada Paulus ne yapıyor? Paulus, Roma'nın bütün siyasi, ondan sonra sosyal, ondan sonra değerlerini alt üst eden hareketlerde bulunmaktadır. Sürekli Roma devletinin ve Roma değerlerinin ayağına sıkmaktadır bu yaptığı hareketler. Devam edelim. Roma aile yapısı pater familias üzerinde kurulmaktadır. Bu kimdir? Baba, yani ailenin babası. Ailenin babası mutlak egemendi. Baba istese, diyelim ki bir çocuk sahibi oldunuz. Babanız istemiyorsa o çocuğu çöplüğe bırakıyordunuz. Baba istiyorsa kendi çocuklarını öldürebiliyordu. Eşini öldürebiliyordu. Hiç kimseye hesap vermek gerekmiyordu. Yani patria potestas vardı babada. Mutlak egemendi aile hayatında. Peki
O zaman neden Paulus, madem ki Roma devletine yaranıyor, bir şekilde Roma değerlerini yaymaya çalışıyor. O zaman neden Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin diyor eşleri. Veya ey babalar siz de çocukların öfkesini uyandırmayın diyor örneğin. Efeslilerde, Koloselilerde yani tavan tavana Roma aile yapısıyla zıtlık getiren ifadelerde bulunuyor. Madem Paulus sözde ılımlı ve imparatorluğa yakın bir Yahudilik yaratma peşindeydi, üstelik ajandı, neden kendi kurduğu toplulukları devletin koruması altına alamadı? Değil mi? Yani böyle mantıki bir soru var. Roma yetkilileri tarafından zulüm gören Hristiyanlar erken dönemde aslında Yahudi Hristiyanlar değil, Yunan Hristiyanlar. Çünkü Yahudi Hristiyanlar daha ilk yıllarda şeyin koruması, sinagogların koruması altındalar. Yani Yahudilerin Roma'yla Makabe döneminden kalma antlaşmaları var. Ve bu antlaşmalara göre kendileri özgürce dinlerini yaşayabilirler. Fakat bir Helen veya bir Yunan için bu durum söz konusu değil. Yunan tanrılara tapmalı ve üstelik de Sezar'a tapmalı. Dolayısıyla İseviliğe geçtiği andan itibaren ne olarak bakılmakta? Vatan haini olarak bakılmakta, öyle değil mi? Peki madem ki Paulus ajan, neden bir şekilde bu kurduğu toplulukları koruyamıyor? Yani burada o kadar absürt durumlar oluşuyor ki bütün bu tez aslında bununla çöpe düşüyor. Ancak şöyle de iddialara da yanıtlayalım. Paulus'un Herodian Roma ajanı olduğunu ispatlamak için kullanılan iddialar nedir? Bunlara da kısa kısa bir cevap verelim madem ki bu konuya da başlamışız. Birinci iddia şu. Paulus doğuştan Roma vatandaşıydı. Birinci yüzyılda Roma vatandaşlığına sahip İbraniler Hirodes'le bağlantılıydı. Ancak şöyle bir problem var. Hirodesler Edomludur. Paulus Bünyaminlidir. Yani farklı oymaklardan aslında Hirodesler İsrailli bile değildir. Dışarıdan gelmelerdir. Burada bir aile bağlantısı bulmaya çalışmak kurgu gerektiriyor. Kaldı ki zaten bunun mantıki bir açıklaması var. Tarsus şehrinin sakinleri milattan önce 1. yüzyılda yaklaşık 20 milattan önce 25 yılı gibi Roma tarafından verilen vatandaşlık hakları olduğunu biliyoruz. Augustus Tarsus'u özgür bir şehir olarak ilan etmişti. Bunun için Elçilerin İşleri 22-28'de Paulus der ki ben özgür bir birey olarak aslında dünyaya geldim. Neden bu hak Tarsus kentine verilmişti? Çünkü Roma iç savaşlarında kendileri Augustus'un ailesini, Octavian ailesini desteklemişlerdi ve bundan dolayı Octavian ailesi Tarsus'u bir özgür şehir haline getirmişti ve bununla beraber Tarsuslu vatandaşlar, büyük ihtimalle Paulus'un babası da aralarındaydı. Kendisi bu şekilde Roma vatandaşlığına sahip oldu. İddia 2. Josephus Yeruşalim'de Costobarus ve Saulus adlı iki şahsın Hirodeslerden yetki alarak ayaklanmalar bastırdığını söyler. Veya bunu işte bir şekilde Saul ile bağdaştırmaya çalışıyorlar. Yeni antlaşmada, Elçilerin İşlerinde. Ama sorun ne? Bu ayaklanmalar 65-66 yıllarında oldu ve bu dönemde Paulus'un Roma'da hapiste olduğunu çeşitli kaynaklardan biliyoruz. Üçüncü iddia. Elçilerin İşleri 13.1'de Hirodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul'dan bahseder. O zaman buradaki ayete göre kesinlikle Saul Hirodes'le beraber büyümüştür, değil mi? Yani sonuçta ayette var. Ama bu da çok absürt oluyor. Çünkü bu Antakya Kilisesi'nde bulunan öğretmenler hakkında bir liste veriliyor. Birçok isim var bu listede. Ve Yunanca metin Menahem'i Saul ile ilişkilendirmez. Çünkü Yunancısına baktığımızda Manani te Herodotu tetrarku sontrofoskai Saulos. Ne görüyoruz burada? Buradaki ortadaki genetif iyilik durumu Manane'me veya Manani'ye atıfta kullanılmakta. Dolayısıyla buradaki aslında doğru okunuş nedir? Manani'de Hirodes'le birlikte büyümüş olan ve Paulus. Yani burada iki farklı şahıstan bahsediliyor. Yani Saul'un Hirodes'in bünyesinde veya ailesinde büyüdüğünden kesinlikle bir bahis söz konusu değil. Dördüncü iddia. Romalılar 16-11'de soydaşım Herodion'a selam söyleyin cümlesi Paulus'un Hirodes ailesiyle bağlantısını ispatlar deniliyor.
Peki buna kısa cevabımız ve Romalılar 16:7'de aynı soydaşım cümlesi, ki soydaşım aslında burada bir aile bağlantısı kastedilmiyor. Burada kastedilen Yahudi soydaşı olmak. Yani aynı ulustan olmak. Romalılar 16:7'de aynı soydaşım kelimesi Andronikos ve Junia için kullanılır. Ve burada akrabalık değil, Yahudi soydaşlığı kastediyor demişiz. Artı Andronikos ve Junia için detay veriliyor. Yani çünkü kendisi diyor ki, işte onların tanışıklığım var onlarla. İşte geçmişte şöyle şöyle yapmıştık. Aslında Paulus tanıdığı kişilere ilişkin detay veriyor bu isim listelerine baktığımızda. Ama Herodion için böyle bir şey yapmıyor. Dolayısıyla burada bir şekilde Herodes'in ailesiyle tekrar bir isim üzerinden bağlantı kurmak oldukça uç bir görüş gibi gözüküyor. İddia 5. Paulus Romalılar 13'te yetkililere boyun eğmekten bahseder. Yani işte Roma için yaranıyordu ya, işte tabii ki siz yetkililere boyun eğin, ondan sonra baş kaldırmayın tarzı öğretileri yaymakta, ama problem ne? 16. bölümün 7. ayetinde, 16. bölüm olacaktı orada, İsa'ya atıfta bulunur. İşte vergi hakkı olanı verin. İşte Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Aslında oraya bir atıfta bulunmaktadır ve aynı öğretiyi İsa ve Petrus'ta da bulabiliriz. Yani 1. Petrus 2, 13-25'i okuyacak olursanız, bizzat Petrus'un kendisi yetkililere, bizzat imparatora, imparator kelimesi geçiyor 1. Petrus 2'de, imparatora boyun eğmelerini söylüyor. Dolayısıyla bu da Pavlus'a has bir öğreti değil. Yani İsa da aynı şekilde Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı ya Tanrı'ya diyordu. Neden? Çünkü özünde, kökünde bu İsevi hareketi pasifist bir hareketti. Ve hiçbir şekilde hani bir politik veya bir siyasi iktidar şeklinde kurma durumunda veya düşüncesinde değildi. Zaten İsa'da da bunu görüyoruz. Ve son olarak 6. iddia, Herodiyanlar Gamaliel ve Ferisilerle yakın ilişki içindeydi. İncil'de Herodiyanlar 3 defa Ferisilerle birlikte anılır. Yani kısa cevap nedir? Yani ona göre yani Ferisiler Sadukilerle birlikte de anılır. Yani bu hiçbir şey ispat etmez. Üstelik Herodiyanlar dirilişe inanmaz ve Herodes'i Mesih ilan etme peşindeler. Bu Pavlus'un Ferisi görüşü ile taban taban zıtlık göstermektedir. Çünkü Ferisiler dirilişe inanmaktadırlar ve Ferisiler aslında bir Mesih'i, Yahudi bir Mesih'i beklemektedirler ve hiçbir şekilde bir Edomlu'yu Mesih olarak kabul edemezler. Dolayısıyla bütün bunlardan görürüz ki evet çeşitli iddialar yapılıyor ama bu iddiaların hiçbiri ne doğru bir yeni antlaşma metni okumasından kaynaklanıyor ne de tarihi verilere kaynaklanıyor. Burada resmen bir kurgu korulmuştur ve bir şekilde bu kurguyu metnin üzerine empoze edilmeye çalışılıyor. Yani özetle birçok kişi sapla samanı karıştırıyor. Ondan sonra kendi kafalarındaki kurguyu metne, yani İncil'e yüklemeye çalışıyor. Ama İncil'i ne yazdığını öğrenme edasıyla okuduğumuzda bütün bunların bir geçerliliği, bir tutarlılığı yoktur. Bir kitabımda şöyle bir kendimden alıntı yapayım da bağlamak için, sonra son sözü sana bırakayım. Araştırmacı tarihi belgelerin verilerini bir senaryoya oturturken kanıtlarla çelişirse tarihçi değil, ideolojist veya propagandacıdır. Yani belli başlı bir dünya görüşünün propagandasını yapmaktadır. Bir zamanlar ki Sovyetler Birliği'nin resmi tarihçileri gibidir. Yani eğer eldeki kanıtlara varsayım diyorsan, kendin kurduğun varsayımlara kanıt diyorsan, o zaman tarihçi değil, ideolojist ve propagandacısın. Eldeki kanıtlar çok nettir. Bunları gerçekten bir bütün olarak bir araya getirdiğimizde, yoksa cımbızlama tekniğiyle bir ayet şuradan bir ayet oradan değil, bir bütün olarak okuduğumuzda 2,5 saatlik bir programı dolduracak kadar aslında biz çabuk konuları geçirmeye çalıştık. Çünkü söylenecek çok şey vardır. Ama sanırım ortaya koymaya çalıştığımız kanıtlar ve gerçekler nettir ve açıktır. Teşekkür ediyorum.